Hoş geldiniz. Bu videoda eski günlerin niçin daha yoğun hislerle hatırlandığını, özlem duygusunun evrimsel süreçteki önemini, kısacası bir canlıyı geçmişini özlemeye iten psikolojiyi yorumlayalım istedim. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Canlıların geçmişini özlemesi olgusu en temelinde doğadaki bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Bizler için doğa ise günümüzde yaşadığımız habitatın bulunduğu köy, şehir veya metropol olarak karşımıza çıkmakta. Yaşadığımız habitatın tasarımı ve dinamikleri ne şekilde değişirse değişsin, geçmişe dayalı özlem duygusu temelde bireyi harekete geçirme içgüdüsü tetikleyerek o bireyin hayat kalitesini yükselttiğinden ve dolayısıyla yaşama şansını arttırdığından emin olmak ister. Bu duyguların kaynağı ise bildiğimiz gibi limbik sistem, yani hayatta kalma içgüdülerimizin bulunduğu hayvan beyni olarak da geçen bölge. Bilinç dışımızın içinde bulunduğu refah seviyesinden eskisi kadar mutlu olmadığı noktada bu nostaljik anılar depreşerek canlıyı harekete geçmesi için hem hüzne sokar hem de mutluluğa. İkisi de bir canlının harekete geçmesi için önemli motivasyon kaynağı olan zıt duygulardır. Bilinç dışı nostalji yaşadığınızda hüzün salgılatır ki ters psikoloji olarak sizi rahatsız ederek motive edebilsin ve eski mutluluk ortamını yeniden yakalayabilmek için çaba harcayın. Bunu yapmazsa her şeyin normal gittiğini düşünüp yolunda gitmeyen bir şeyleri değiştirmek için pek çaba harcama sebebimiz olmazdı. Aynı şekilde geçmişi bir tebessüm ile hatırlamamızı sağlayarak mutluluk motivasyonu yükler. Hepsinin temel amacı geçmişin değerini daha iyi anlayarak eskisi kadar yolunda gitmeyen şimdiki zamanımızda bize gelecek planı olarak bir rehber sunmaktır. Bilinç dışı bizzat bu yolda bize rehber olmak amacıyla eski mutluluğu yakalamaya çalışmak adına bize bir yol haritası çıkarmış olur. Çünkü canlıların yaşadıkları geçmiş özlemi büyük çoğunlukla nostalji olabilecek kadar uzak geçmişteki yaşantımızdır. Ve bu kadar uzak bir geçmişin zamanla gerçekte olduğundan daha büyülü ve mutlu zamanlarmış gibi hatırlanacak hale gelmesinin önemli bir sebebi de uzun süredir eskisi kadar mutlu gitmeyen bir yaşantımız olduğu gerçeğini fark eden beynin bizim elimizde doğru bir planın olmadığını düşünmesidir. Yani o kadar uzun bir süre eski mutluluktan bir hayli düşük bir mutluluk seviyesinde kaldık ki bilinç dışı bizi plansız ve çaresiz zannetti ve bizlere bir rota sunmak istedi. Bu yüzden de bu yol gösterici duyguları gıdıklamaya başladı ve bizi geçmişimizin peşinden gitmek üzere bir hedefe yönlendirmiş oldu. Bundan dolayı gelecek hedefimiz olarak geçmişi almamız gerektiğini fısıldadı bize salgılattığı duygu hormonları rehberliğinde. Peki canlıların geçmişinin evrimsel süreçteki önemi nedir? Eski mutluluğun geri kazanılması niçin bu kadar önemli? Beynimiz elimizdeki yeme, içme, barınma, üreme gibi imkanların eskisinden daha fazla kıtlık içerisinde olduğunu fark ettiği anda onları geri kazanmak adına bireyi hizaya sokmak ister. Yoksa bir kez gerçekleşen imkanların azalması durumunun alışkanlık haline dönüşüp zamanla canlının hayatını önemli ölçüde kısıtlayacak noktaya gelene kadar devam etmesinin mümkün olabileceğini düşünür. Bu yüzden bilinç dışı için geçmişteki imkanlar en kısa sürede geri kazanılmalıdır. Erzaksız, yuvasız kalmak, içinde bulunduğu sürüye katma değer sağlayamama sonucu gelecekte sürüden atılma endişesi gibi içgüdüler bu aşamada açığa çıkabilir. Eski dizileri özlemek, tüm aileyi salonda toplayarak gerçek bir aile yapan ve sürünün kendi içindeki bağlarını kuvvetlendiren bu aktiviteyi beynin nostaljik bir minnetle hatırlaması anlamına gelir. Artık ailenin birlikte akşam yemeği yemediği, salonda birlikte vakit geçirmediği ve eskiden olduğu kadar ilişkilerin iyi olmadığı mesajını alan beyin, elbette ki çılgın bedişi, şahane pazarı, 90'lı yılların müzik kliplerini özleyecek. Çünkü onun öncelikli gelecek hedefi geçmişini geri kazanmak. Peki niçin uzak geçmiş beyin için daha değerli? Çoğu duyguyu çocukluk ve gençlik yıllarında ilk kez kaydettiği zamanlara tekabül ettiği için. İlklerin önemli olmasının sebebi ise beynin ortalama 0-7 yaş arasında çoğunlukla teta dalgasında çalışarak içinde bulunduğu doğayı anlamlandırmak üzere ilk kez deneyimlediği bir olguyu derinlere kodlamasıdır. Bu
derin anı kodları ileriki bir yaşta derinlere kazındığı taştan okunmak üzere bir checkpoint niteliği taşır. Yani bir kilometre taşına dönüşür. İleride bu denli mutlu olunmaya bir hayli uzaklaşılırsa bu checkpointler bizlere referans olabilsin ve bir kıyas niteliği taşısın diye. Peki özlenen olgunun mutluluk olmasının altında yatan sebep nedir? O da şudur ki bilinç dışımızın bu kilometre taşlarının hatırlanabilir kalıcılıkta olması için onlara bir duygu ataması gerekir. Çünkü uzun süreli hafızamız genellikle duygular ile öğrenilmiş bilgilerden oluşur. Bu yüzden kuru kuruya ezberleyerek ders çalışmak içinde bir duygu barındırmadığı için pek de yüzeyde kalıcı bir bilgi değildir. Mutluluk kavramı limbik sistemin bizim işlerimizi doğru yaptığımızı anlatabilmesi için salgıladığı yol gösterici bir hormondan ibarettir. Doğru yoldaysak bu başarımın oluşturduğu hatıranın başına bir ödül koymaktadır. İşte hatıralar bu yoğun ödül duygusu ile birer kilometre taşına dönüşürler. Bilinç dışının ilk öğrenimlerde yoğun mutluluk hormonu salgılanması ile amaçladığı bireyin eskisine nazaran ne kadarlık bir kıtlığa uğradığını anlaması için müthiş bir yol olmasıdır. Geçmişteki bu kilometre taşlarında kaç cc'lik bir mutluluk hormonu salgılattığını bilir. Günümüzdeki yaşantımızın uzun vadede ortalama kaç cc'lik salgılattığını ölçerek aradaki kaybın farkını oran olarak puanlar. Böylece geçmişten eksik kalan miktarı yakın bir huzursuzluk ve canımız çeksin diye ilgili geçmiş anılar aklımıza geldikçe eski mutluluktan o anılar bir tadımlık mutluluk motivasyonu sağlayarak bireyi yıllar içerisinde kaybettiklerinin bir kısmını geri alabilmesi adına geçmişinin peşine takar. Bunun sonucunda güncel mutluluk hormonu seviyesinin geçmişteki kilometre taşına yaklaştığı miktar kadar temel ihtiyaçlardan daha az darboğaz olacağını bilir ve bu imkanlar ile kişiyi hayata daha da bağlayarak onun hayatta kalma şansını arttırmak ister. Bu temel ihtiyaçlara hayatımızın içinden birkaç örnek daha vermemiz gerekirse, özlenen eski bir aşk, limbik sistemin bizim için üremek adına elverişli bir birey olduğunu düşündüğü kişiyi geri kazanmak veya aynı kriterlerde birisini bulmak adına harekete geçirme dürtüsüdür. Yine bir başka örnek, 90'lardaki çocukluk gibi sokakta oyun oynama özlemi. Bunu da uyum içerisinde örgütlenme ve mücadeleci ruhu geri kazanarak sürüdeki hiyerarşi piramidinde üste çıkma içgüdüsü olarak yorumlayabiliriz. Böylece doğa anadaki sürüde bize daha fazla kaynak ayrılacaktır. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz Türkçe dublaj karşıtlığı olacak. İlginizi çekerse beklerim.